Şirinler aşkına, hiç bu kadar şiddetli bir yağmur fırtınası görmemiştim. Ah, uluyan köpekler aşkına! Hep böyle bir gecede yalnız uyuyorum, hiç istemezdim. Evet, Şirin babanın şimdi yalnız olduğunu düşünüyorum da... Belki de onu bir ziyaret etsek iyi olur. Ya 81, 82, 83, 84... 85, 86, 87... Ya Şirinler aşkına, bu vaziyette nasıl uyuyabilirim ki? Umarım Şirin baba bunun için bana kızmaz. Tembel Şirin. Şirin baba, bu geceyi seninle geçirebilir miyim? Neden bu kadar korktuğunuzu bir türlü anlayamadım. Merhaba Şirin baba. Evet, hepinizin birden korkması bu geceyi gerçekten eğlenceli bir hale getirdi. Geç otur şöyle, ben de size eski bir hayalet hikayesi anlatayım. Yaşasın baba. Bu harika olur. Ve küçük kızın yatak odasının dışında yüzü olmayan bir hayalet bekliyormuş. Yüzü yok muymuş? O ne kadar... Tam o sırada küçük kızın kapısı çalınmış. Ay! Bütün Şirinler burada. Hayalet geldi. Hayalet. İyi de bu kim olabilir ki? Kapıyı açma Şirin baba. Ay! Ay Şirinler aşkına, sen miydin? Evet, beni içeri davet etmeyecek misin? Zaten izin bekleyecek değilim, dışarıda kıyamet kopuyor. Ay şuraya bak. Ben daha küçük bir Şirinken kenti terk etmiştin sen. Benden başka birçok küçük Şirin daha vardı. Şimdi karşımda seni büyümüş olarak görmek beni şaşırtmadı. Şirinler aşkına, ne kadar yaşlı olduğunu gördünüz mü? İşte ben sakal diye buna derim. Bu bir zamanlar benim için Şirin baba olan Şirinlerden biriydi. Şu işe bakalım, iki tane Şirin baba. Ben Şirin babalıktan çıkalı çok uzun yıllar oluyor sevgili küçükler. İsterseniz bana büyük baba diyebilirsiniz. Büyük baba. Büyük baba. Bunu sizin için ısıttım büyük baba. Şirin çilek kompostosu. Bunu son yediğim tarihten bu yana tam 506 sene geçmişim. Büyük baba, bu çubukları nereden buldun? Çok uzak bir kıtadan küçük Şirin'im. Kaç tane ülke gezdin büyük baba? Çok fazla. Tam 50 yıl boyunca okyanusun ortasında ıssız bir adada tek başıma yaşamak zorunda kaldım. Buna inanamıyorum. Neden kenti terk ettin büyük baba? Sadece dünyayı dolaşmak istemiştim. Eğer yanlış hatırlamıyorsam sen görevli olarak gittiğini söylemiştin, öyle değil miydi büyük baba? Gerçekten yorucu bir yolculuk yaptım Şirinler. Şimdi bana bir battaniye ve minder verirseniz ben de... Hayır büyük baba, benim yatağımda uyuyabilirsin, daha rahattır. Hadi Şirinler, uyku vaktiniz çoktan geçti bile. Ama benim büyük babaya sormak istediğim bir sürü soru var. Yarın bunun için bol bol vaktin olacaktır. Keşke hepsi doğru olsaydı benim sevgili minik Şirinlerim. Ay, kim bilir dünyayı gezip dolaşmak ne kadar güzel bir duygudur. Bahsedilerin büyük baba kendini dünyanın en mutlu Şirini gibi hissediyordu. Bilemiyorum ama bana büyük babanın bir sorunu varmış gibi geldi. Büyük babanın görevinin ne olduğunu biliyor musun Şirin baba? Hayır ama eminim yarın sabah ilk işi bize bunu açıklamak olacaktır. ...300 yıldır böyle derin bir uyku çekmemiştim. Belki de daha uzun zamandır. Bana görevimin ne olduğunu soracaklarından eminim. Ne yapmalıyım, ne demeliyim ben? Büyük baba, uyandın mı? Bir Şirin, iki Şirin, bir Şirin, iki Şirin... Günaydın, ufak kılık, hoş geldin. Sabah egzersizi öyle mi? Evet, zinde kalabilmem için bunu yaptım. Diğer Şirinler uyanmadan önce seninle biraz konuşabiliriz diye düşünmüştüm. Olur, hadi bana katıl. Tabii ayak uydurabilirsen. Elimden geleni yapacağımdan emin olabilirsin. Yaşına göre oldukça iyi sayılırsın. Bana öyle geliyor ki büyük baba yolunu kaybettirmeye çalışıyor.
Ah, işte buradasın büyük baba. Büyük baba, iyi misin? Evet. Tabii ufaklık. Şimdi geçmiş günleri hatırladım da buraları tekrar görebileceğimi sanırım. Evet ama şimdi buradasın, öyle değil mi ha? Keşke doğru olsaydı. Sakladığım bir şeyler var, öyle değil mi? Neden böyle düşünüyorsun ki? Yoksa görevinle ilgili bir sorun mu çıktı büyük baba? Lütfen ufaklık. Kimsenin canını sıkmak istemiyorum. Bir şirin sorununu paylaşmak can sıkıcı bir şey değildir ki büyük baba. Az sonra hazır olacak Aspan Efendi. İşte. 1082 numaralı şirin tuzağı bu. Kısa bir süre sonra yiyecek toplamak için ormana çıkacaklar ve işte o zaman hiçbir elinden... Ne oldu? Seni şapşal pire torbası seni. Bak peşimden ayrılma. Çünkü tuzakların nerede olduğunu sadece ben biliyorum. O şirinler, şirinlerden nefret ediyorum. Ve şimdi de sevgili şirinler, size yılanlar ülkesinde öğrendiğim bir sihirbazlığı göstereceğim. Şirinler aşkına. Bunu nasıl yaptınız? Bu tamamen konsantre olmakla ilgili. Büyük baba. Bakın size ne getiriyorum. İşte oldu. Bugüne kadar yaptığım araştırma ve derlemelerden birkaç örnek. Gözlüklü şirin, büyük baba daha kentimizi bile gezmedi. Tabii ki. Ne kadar şaşkınım. Burası obur şirin evi ve müzisyenin evi ve... Peki burası kimin evi? Bilmiyorum. Senin olacak büyük baba. Benim mi? Size hoşunuza gidecek birkaç hediyemiz de var. Çiçekler benden, perdeler terziden, meveler de çiftçiden. Sevgili şirinler, buna ne gerek vardı ki? Hey, bebek şirin de bir şey getirmiş. Biz inanıyoruz ki bebek şirin bir sonraki şirinler neslinin en büyük lideri olacak ve hepimizi düşmanlardan koruyacak. Gerçekleri bir bilseydiniz şayet. Tanrı beni affetsin, bu sırrı daha fazla saklayamayacağım ama nasıl anlatacağım bilemiyorum. Ay. Aha, işte biri tuzağıma düştü bile. İmdat, imdat. Sana ben yardım edeceğim. Ha? Sen ne tür bir şirinsin bakayım? Yakalanmış bir şirin, beni buradan çıkarttın. Sen benim kim olduğumu biliyor musun peki? Öyle bir halim mi var? Bana Gargamel derler, hatırladın mı? Hayır. Kimsin sen? Ben şirinlerin çok yakın bir dostuyum. Hepsini çok severim. Onlar da beni sever. Tanrı'ya şükürler olsun. Bir saniye için bu tuzağı senin kurduğunu düşün. Ben mi? Asla. Şirinler aşkına. Bu tamamen şeytan ruhlu ve kötü kalpli bir büyücünün işi olmalı. Sanırım sizi evime götürmenin bir sakıncası yoktur. Çünkü dönebilirler tekrar. Aslında seninle tanıştığıma sevindim Gargamel. Henüz kendimi şirinlerin karşısına çıkmaya hazır hissettim. Bunu anlayamıyorum. Şirinler anlayışlıdırlar, çok tatlıdırlar, çok cana yakındırlar. Harika kokuyor. Ama en önemli malzemesini henüz atmadım büyük baba. Neymiş o? Sen tabii ki. Bırak beni diyorum. Senin içindeki bir şirinin tadı nasıl olur acaba? Merak ediyorum. Bırak. Hadi büyük baba, Gargamel bizim dostumuz değildir. Yine mi? Şimdi sizi yakalayacağım. Çok yaklaştı. Peşimden gel. Demek beni takip ettin. Senin için endişelenmiştim büyük baba. Hala sorununun ne olduğunu söylemeyecek misin? Pekala. Bilmek istemeyeceğinizi düşünmüştüm. Bu kadar kötü olamaz. Ne yazık ki öyle. Şirinlerin kaderi bu. Ama ne demek istiyorsun? Bundan 500 sene önce şirin kentini terk edip gittiğimden beri uzun yaşam taşını beslemek için çalışıyorum. Uzun yaşam taşı mı? Bu nasıl bir şey? Bu bizim için bir hazine. Şirinlere yaşam gücü veren bir hazine, yaşam taşı. Tam 4 sihirli element içerir, biliyor musun? Toprak, ateş, su ve hava. Bu
taş çok güvenli bir kutunun içinde kilitli olarak duruyor. Ve uzun süreden beri de Şirinler kentinin altında. Her 100 senede bir taşın yenilenmesi gerekir. Aksi takdirde bu taşın yaşam kaynağı tükenir ve Şirinlerin hepsi ölür. Ay aman tanrım. Bu 4 elementin nasıl elde edileceğini biliyorum ama onları getirip yerine yerleştirecek güce sahip değil. Peki ne kadar vaktimiz kaldı? Yarın gün batımına kadar. Güneş battığında Şirinlerden biri bile hayatta kalmayacak ufaklık. Şirinler aşkına. Keşke o kente daha erken dönebilseydim. Belki de o taşı hala yenileyebiliriz. Ama vaktimiz yok. Elementler uzak bir yerde. Dünyanın 4 ayrı köşesinde. Korkarım artık Şirinlerin sonu geldi. İyi de böyle bekleyemeyiz. Hiçbir şey bizim hazinemizden daha önemli olamaz. Ne? Ne dedi hazine? Öyle sanıyorum ki Zaman Baba bize yardımcı olabilir. Sence hala şansımız var mı? Denemek zorundayız. Hadi hemen kente geri dönelim. Evet, demek çok değerli bir hazineniz var öyle mi? Bu durumda o hazineyi ele geçirmekten başka bir şansım kalmıyor. Kadın Şirinlerden nefret ediyorum, nefret. Ya. Lütfen beni dinleyin küçük Şirinlerim. Size anlatacaklarım çok önemli. Bundan tam 500 yıl önce büyük babamız çok önemli bir görev üstlenmişti. Ve bu hepinizi çok yakından ilgilendiriyor. Ne yazık ki görevi tek başıma tamamlayamadım. Hep birlikte ona yardım edebiliriz. Evet, tabii ki. Aa, bize güvenebilirsin. Çok doğru büyük baba. Sizin ettiğiniz nasıl bir görev Şirin baba? Uzun uzun anlatmaya vakit yok. Ama kısa sürede bütün kıtalara gitmemiz gerekiyor. Ama bu harika bir şey. Sadece birkaç Şirin gidecek. Usta Şirin bütün takımlarını hazırlar. Harika. Güçlünün kaslarına ihtiyacımız var. İyi bir seçim. Obur Şirin bize erzak sağlayacak. Hmm, severek yaparım. Hey, ben de gelebilir miyim Şirin baba? Senin neyin var ki, kuyruğun mu? Çok üzgünüm küçük Şirin. Bu çok tehlikeli bir yolculuk. Ayrıca burada kalacak olan Şirinler de çok önemli görevler üstlenecek. Biz dönene kadar Şirinler kentinin altında bir yerde saklı bulunan yaşam taşı kutusunu bulmuş olmanız gerekiyor. O olmadan görev tamamlanmış sayılmaz ama. Peki kutu nerede? Üzerinden o kadar uzun bir zaman geçti ki hatırlayamıyorum Şirinlerim. Onu bulana kadar kazmanız gerekiyor. Kulağa hoş geliyor. Ya, bu çalışmak demek. Evet Şirin baba. Bana sorarsanız burada kalan Şirinleri idare edecek birine ihtiyaç var öyle değil mi? İyi fikir gözlüklü. Biz yokken sorumluluğunuz Şirin'e ait. Ne? Teşekkür ederim Şirin baba. Ama Şirin baba. Usta güçlü obur benimle ama, gelin. Ama Şirin baba. Bir an önce yola çıkmalıyız. Biz de kız işlerine hemen başlamalıyız. Madenci malzemenin hazır mı? Hiç merak etme Şirin'e. Yürüyen terlikler aşkına. Gideceğimden öyle emindim ki. Unut bunu küçük Şirin'e. Şirin babanın ne dediğini çok iyi duydum. Bu yolculuk çok tehlikeli. Beni de yanlarına almaları için bir şeyler yapmam gerekiyor. Ben böyle bekleyemem. İyi yolculuklar Şirin baba. Size de iyi şanslar. Güneş batmadan dönmüş olacağız. Siz de bu arada kutuyu bulmaya çalışın. Hadi bakalım artık yola çıkmalıyız. Hey, aranızda küçük Şirin'i gören var mı? Ay, küçük Şirin'e. Herhalde kaçak bir yolcu var burada. Lütfen, lütfen beni de götüremez misiniz? Çok uslu bir Şirin olacağım. Bakın çantamı bile hazırlamıştım. Bu yolculuk sana göre değil küçük Şirin'e. Şirinler kentinde de yapılması gereken işler var. Hadi gidiyoruz. Önce Zaman Baba'nın evine. Hoşçakalın. İyi bir denemeydi küçük Şirin'e. Evet ama artık yapılabilecek hiçbir şey yok. Belki de vardır. Tamam. Artık herkes iş başına. Bu kutuyu akşama kadar bulmalıyız. Gözlüklü Şirin biliyorsun Şirin baba bu görevi bana verdi. Eğer düşünmek için vakti olsaydı Şirinleri idare etme görevini ikimize de verirdi. O kadar yolu gitmek için sadece bir gününüz mü var? Gerçekten de sıkışık bir durumdasınız. Biliyorum Zaman Baba. Ama yaşam taşını yenilemek için gereken o 4 elementi yani toprak, hava, su ve ateşi zamanında bulamazsak bütün Şirinler yok olacak. Hadi gel Azman. Bir tek kelimeyi bile kaçırmamalıyız. Bizim için saniyeler bile çok değerli Zaman Baba. Şirinlerin hazinesine ulaşmak ve görevi tamamlamak için dünyanın 4 bir köşesine gitmek zorundayız. Sanırım size işinize yarayacak bir şey verebilirim. İşte buradaymış. Bunlar bir zamanlar en sevdiğim çizmelerdi benim. Çizmeler mi? Çamar dur. Şşt. Burada olduğumuzu kimsenin bilmemesi gerekiyor.
Sen dışarıda kal ve beni bekle. Kuzey ve güney, doğu ve batı, bütün kıtaları gezmiş bir çizmesin. Minik dostlarım istedikleri yerlere götürmelisin. Dünyanın dört bir köşesine onları yetiştirmelisin. Artık şirinlerin hazinesini bulmak için yola çıkıp görevinizi tamamlayabilirsiniz sevgili dostlarım. Teşekkür ederim Zaman Baba ama çizmenin bir teki bize yeterli. Senin sersem kafalı yaratık. Bu çomar. Çomarın burada ne işi var? Çomarın burada ne işi var? Bizi takip etmemeliydin çomar. Hadi eve. Evet, yola çıkma vakti geldi artık. Yok. Oy. Dur, bana da yer açın. Çek şu ayaklarını yüzümden. Hadi çek. Aşağıdakiler sessiz olun. Yardımların için teşekkür ederiz Zaman Baba. Evet, şimdi dünyanın ilk kıtasına doğru yola çıkabiliriz. Hoşça kalın sevgili şirinler. Size iyi şanslar. Buna ihtiyaçları olacak. Yup. Galiba onlara katılmak pek de iyi bir fikir değilmiş. O ne yolculuk, börk oldum. İtiraf etmeliyim ki hiç acıkmadım. Şirin Baba, bak. Şirinler aşkına, senin burada ne işin var küçük Şirin'e? Merhaba Şirin Baba, ben siz gitmenize izin veremezdim. Bakın size biraz reçel ve bir tane de saç fırçası. Bu ip imana da ihtiyacınız olabilir diye düşündüm. Ya da bir kalıp sabuna ya da buna, ne dersin? Küçük Şirin'e, sen benim emirlerime bilerek karşı çıktın ve görevimize saygısızlık ettin. Korkarım seni bu durumda tekrar... Tamam. Yanlış hatırlamıyorsam bundan yıllar önce küçük bir Şirin'ken sen de izinsiz olarak Büyük Şirin'den arasına katılmıştın değil mi? Bu başka bir şey. Ayrıca onu geri götürmek için vaktimiz de yok. Sanırım sen haklısın. Bizden ayrılma ve sakın yanlış bir şey yapayım deme. Yürüyen terlikler aşkına, bundan emin olabilirsiniz. İşte tam karşımızda, mavi kristal mağara. İhtiyacımız olan ilk element bu mağaranın içinde bir yerde. Oh tanrım, hiç yabani gül tozu kalmamış. Gidip biraz alsam iyi olacak. Bu moruğun hiç dışarı çıkmayacağını düşünmeye başlamıştım. Şimdi sihirli çizmenin diğeri tekini alıp sefil şirinlerin ve hazinenin peşine düşebiliriz. Aha! İşte buradalar. Ben her zaman ne derim? Ayağına uyan çizmeyi sakın kaçırma. Ne? Gel buraya. Çabuk buraya gel seni uğursuz çizme. Azman efendi şu çizmeyi durdur çabuk. Bırak beni. Bu işe yaramaz şirinler benden kaçıp kurtulabileceklerini mi sanıyorlardı? Ben onlara yapacağımı bilirim. Beni dünyanın ilk kıtasına götürmeni istiyorum. Anneciğim. İmdat. Şirinler aşkına, burası hayatımda gördüğüm en büyük buz mağarası. Çok sessiz olmalıyız küçük Şirin'e. Burada gördüğüm buz kütleleri çok hassaslı. Yüksek bir sesle çatlamalarına sebep olabiliriz. Bu çok doğru. Ayrıca rahatsız edilmekten hoşlanmayan biri de bu mağarada yaşıyor. Neymiş o? Buzlar kıtasının prensi. Dinleyin. İşte uyur. Eğer buradan sağ çıkmak istiyorsak uyanmadan evvel işimizi bitirmeliyiz. Hadi. Yam. Daha çok var mı Şirin Baba? Emin değilim obur Şirin. Daha çok var mı Büyük Baba? Hayır, az kaldım. Aslında şu köşeyi döner dönmez.
yoksa bu köşe miydi? Çok tuhaf, birdenbire aklım karıştı. Tanrım, bahsekirelim Çevik ve Hımbıl bunlara bayılırdı. Ay. Ruslar kıtasının prensini kim uyandırdı? Kaçın minik şerirlerim! Ay bir şey etmedik, biz uyandırmadık amca! Haa, sizi günahkarlar. Hey! Büyük baba nerede? Geliyorum, geliyorum. Buraya neden geldiğinizi biliyorum ama buna asla izin vermeyeceğim. Bu taraftan şerirler, çabuk! Ay, ay, ay kaçın! Benden kaçamazsınız. Bu kadarı onlara yeter. Ya! Oh, oy. Söyle bakalım o mavi yaratıklar nereye gitti? Yoksa bizi görünce saklandılar mı? Annem böyle zor günler yaşayacağımdan söz etmişti bana. Bu da ne? Şirinlerin mabedi mi yoksa? Sözünü ettikleri hazine mutlaka buradadır. Böyle tuhaf bir kıtanın varlığından hiç haberdar değildim. Ne garip. Değerli hazinelerini böyle bir yerde tuttuklarına inanamıyorum doğrusu. Burası da kendileri gibi mavi donuyorum. Ayo, Azman bak. Şirinler. Kahretsin. Eğer onları kurtaramazsam bana hazinenin yerini gösteremezler. Şirinlere yardım ediyorum. Aman aman ne hoş bir durum. Eğer işin içinde bir hazine söz konusu olmasaydı... Başka bir günahkar daha mı? Senin de neden buraya geldiğini biliyorum. Lütfen canımı yakmayın. Bakın ben sadece buradan geçiyordum. Bir uğrayayım dedim. Ne var ne yok diye. Sonra yolumu kaybettim ve birden de... Yalancı. Çabuk buraya gelin sahtekarlar. Benden kaçamazsınız diyorum.